أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, İdafe konusunu okumaya devam ediyoruz. وَعْلَمْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَسْمَاءِ isimlerde genellikle var olan şey اَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْإِدَافَةِ وَالْإِفْرَادِ hem idafeye uygun olmaları hem de olmamaları. Yani ne demek? Normalde bir isim hem idafe edilebilir hem edilmeyebilir. İsimlerde asıl olan budur yani. Ve ba'du'l esma'i ancak bazı isimler mümteni'un idafetuhu. Onların idafe edilmesi mümteni'dir. Kelmudmara damirler gibi. Yani damirler isimdirler. Normalde isimler idafe edilebilirler fakat damirler ne yapılmazlar? İdafe edilmezler. Yani mudaf olmazlar. Ancak mudafu ileyhi malumdur oluyorlar. Ve ba'du'l esma'i yudafu ebeda. Bazı isimler ise ebediyen yani sürekli ne yapılıyorlar? İdafe ediliyorlar. Yani idaf mudmaratın tersine, damirlerin aksine bazı isimler ise sürekli idafe ediliyorlar. İlel müfredi müfrede yani gayri cümleye, cümleye değil de müfrede idafe ediliyorlar. O idafe de lafzen ve manen. Onların idafesi hem lafzidir, hem lafzendir, hem manendir. Şimdi bunun söylemesinin sebebi birazdan gelecek. Mesela kullu gibi kelimeler lafzen idafeden kesiliyor ama manen kesilmiyor. Evet, yani manen sadece idafe ediliyorlar. Lafzen idafe edilmiyorlar. İşte diyor ki onlar gibi değildir yani. Ya bizim burada bahsettiğimiz sürekli idafe edilen isimler hem onların idafesi lafzidir hem manendir yani. Evet. Ne gibi? Ke kusara ve humada ve leda ve beyde ve siva ve inde ve zi ve furu'i. Onun fer'leri derken yani onun tesniyesi cem'i ve uli ki sahip manasında bir kelime. İşte bunlar ne yapıyorlar? Sürekli müfrede lafzan ve manen idafe ediliyorlar. Evet, yani burada garip olan belki manasını bilemeyeceğiniz kusara humada kelimeleridir. Bu da yani bir şeyin müntehası, son aşaması demektir. Evet, kusara cühdihi mesela denilse yani kuvvetinin sonuna kadar. Kusara humada yani bir şeyin sonu, son aşaması demektir. Evet. Diğerlerinin manası zaten malumdur. Ve ba'du za ellezi zukire bu zikredilenlerin bir kısmı ki ennehu yelzemul idafete biz dedik bunlar idafeye lazımdırlar. Yani idafeye lazım oldukları söylenen bu isimlerin bir kısmı kad yelzemuha manen fakat bu idafeye manen lazım oluyorlar. Yani sadece manen idafe ediliyorlar. Lafzen değil. Lafzen idafeden kesiliyorlar. Ve ye'ti lafzen müfreden anha. Bakın yani mananın karşıtı olarak yani manen idafe var ama lafzen ondan müfrettir. Yani idafeden mücerred olmuş. Müfreden anha yani anil idafeti. İdafeden mücerred olmuş yani idafe edilmemiş. Evet şimdi örnek üzerinden gösterilecek. Ke kullin ve ba'din ve eyyu. Mesela bu kelimeler gibi. Bunlar lafzen idafeleri yok ama manen yine idafe sayılırlar. Nahu ve in kullen lemma leyuvaffiyennehum ayeti kerimesi kullen bakın burada lafzen idafe yok ama aslında kullehumdur yani. Yani orada manen yine idafe itibar ediliyor ama lafzen idafe yok. Evet bu kullunun örneği faddalna ba'dahum ala ba'din yani ala ba'dihim burada da lafzen ba'da idafe yok ama manen idafe edilmiş sayılıyor. Eyyemma ted'u değil mi ayet-i kerimede? Eyyemma ted'u felehul esma'ul husna. Burada da eyyen kelimesi yani eyye ismin. Eyye ismin. Burada da ismin takdir ediyoruz mudafı ileyhi olarak. Çünkü ayette felehul esma'ul husna geçiyor. Yani ondan hareketle biz diyoruz ki burada eyyen, eyyenin mudafı ileyhisi yani eyye ismindir. Evet, devam ediyoruz. Ve ba'du ma yudafu hatmen vacibi olarak hatm yani vacibidir. Vacibi olarak idafe edilenlerin bir kısmı
İmtena'a ilahuhu ismen zahiren. Onların ismi zahirden önce gelmesi. İlahuhu burada önce gelmesi anlamındadır. İsmi zahirden önce gelmeleri mümteniadır. Yani fela yelihi illa damirun. Onlardan sonra ancak damir gelir. Onlardan sonra ismi zahir gelmez. Haysu vaka'a, yani nerede, hangi mekanda vakı olursa olsun bunların ismi zahire, evet, yani bunların ismi zahirin bunlardan sonra gelmesi mümteniyattır. Vaciptir ki bunlardan sonra ne gelsin? Damir gelsin. Evet, haysu vaka. Yani nerede olursa olsun. Vahde kelimesi gibi. Nahu izâ du'yallâhu vahdehu. Bakın burada vahde kelimesi damiri gaybe ne yapılmış? İdafe edilmiş. Ve kunte iz kunte ilahi vahdeka lem yeku şey'un ya ilahi kableka. Bakın bu şiirde de vahde kelimesi kafa ne yapılmıştır? Damire idafe edilmiştir ki vahde kelimesi lazımul idafe bir kelimedir. Yani idafe lazım bir kelimedir. Ve kunte iz kunte ilahi. Yani ya Rabbi sen var idin vahdeka tek başına. Lem yeku şey'un ya ilahi kableka ve ey ilahım senden önce hiçbir şey yoktu. Yani burada her şeyin başının Allah olduğu, Rab olduğu ifade ediliyor. Yani Allah'tan önce, ilahtan önce hiçbir şey yoktu yani. Yine kableka, aslında vahdeka, kableka, kable de kafa idafe edilmiş yani. Diğer bir şiir وَالذِّئْبَ أَخْشَاهُ اِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدِي وَأَخْشَ الرِّيَاحَ وَالْمَطَرَى. Bakın burada da vahdi, vahde kelimesi yay mütekkelime, yani damire idafe edilmiş yine. وَالذِّئْبَ أَخْشَاهُ, yani أَخْشَ الذِّئْبَ, ben kurttan korkuyorum. اِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدِي, eğer tek başıma onun yanından geçersem. وَأَخْشَ الرِّيَاحَ, yani rüzgarlardan da korkuyorum. Vel matara, yağmurdan da korkuyorum diyor. Evet. Vahdeyi söyledik. Ve lebba. Evet. Lebba kelimesi ya da lebbey diyelim biz buna. Çünkü genelde kullanış olarak lebbey şeklinde kullanılıyor. Evet, aslı lebba olsa da lebbey şeklinde genelde kullanılıyor. Ve yahtasu bi damiri gayril gaybi. Zaten damire has olduğunu söyledik. Lebbanın diğer bir özelliği lebbeyin gayri gaib, yani gaib dışındaki damire hastır. Nahu lebbeyke. Evet, bakın damiri muhataba idafe edilmiş. Ey icabeten ba'de icabetin. Yani telbiye ifadesi zaten. Evet, ve hiye inde sibeveyhi musennen litteksiri. Bu lebbey kelimesi sibevehiye göre tesniyedir ve teksiri ifade ediyor. Yani evet, lafız olarak, siga olarak belki tesniyedir ama teksiri ifade eder, çokluğu ifade eder. Yoksa lebbeyke derken yani ikiyi kastetmiyoruz, tesniyeyi kastetmiyoruz. Ama kalıbı tesniyedir. Sibevehiye göre böyle. Ve inde Yunus müfredün. Ama Yunus'a göre ise müfreddir. Asluhu lebba bi vezni fe'la. Ne olmuş peki? Kulibet elifuhu ya en fil idafeti, idafe esnasında onun elifi nereye çevrilmiş? Ya'ya çevrilmiş. Ke inkılabi leda ve ala ve ila. Onların eliflerinin idafe esnasında ya'ya çevrilmesi gibi. Mesela ledeyke, aleyke, ileyke diyoruz. Değil mi? Yani idafe edildiği zaman o elif ya'ya çevriliyor. Ancak varud de Yunus'un görüşü ne yapılmış? Reddedilmiş. Bi ennehu lev kana müfreden, eğer müfred olmuş olsaydı cariyen mecra mazukire, yani zikredilen işte leda ala ila gibidir. Onlar gibi cari olmuş olsaydı lem tenkalib elifuhu illa ma'al madmari. Onun elifinin sadece damirle yaya dönüşmesi lazımdı. Şimdi leda ala ilanın elifi ne zaman yaya dönüşüyor? Damire idafe edildiği zaman. E diyecek ki bu lebba kelimesi öyle değil. Yani damir dışında da ismi zahırla da, şimdi mesela şiir gelecek. İsmi zahire idafe edilse de o elifi yaya çevriliyor. Demek ki lebba mutlak manada işte leda inde leda ala ileyhi gibi değildir yani. Lem tenkalib elifu illa ma'al mudmari ke leda. Halbuki kad vucide kalbuha ma'a zahiri fil beytil adi. Şimdi diyor ki gelecek şiirde
ismi zahırla beraber de elifi yaya kalp olmuştur. Evet, devam ediyoruz. Ve devaley, o da kelebba. Nahu devaleyke, evet o da kafa idafe edilmiş. Ey tedavülen ba'de tedavülin. Tedavülen bir şeyin bir şeyden intikal etmesi. Mesela birisi kullanıyor, sonra başka birisi kullanılıyor. Evet. Bir şeyi, yani elden ele dolaşması demek tedavül. Ve sa'deynehu sa'deyke, ey sa'den ba'de sa'din. Sa'de yani yardım etme manasında. İs'aden ba'de is'adin, yani yardımdan sonra yardım. Ve şezze ila'ul yedeyli lebbey. Şimdi az önce dedik ya, lebbey kelimesi ismi zahire idafe ediliyor ve elifi yaya çevriliyor. Evet, belki lebbanın ismi zahire idafe edilmesi şazdır. Ancak buna rağmen oradaki elif yaya dönüşüyor yani. Ve şezze ila'u yedey, yedey kelimesinin gelmesi şazdır. Lilebbey, lebbeden sonra gelmesi şazdır. Fi kavli şairi, da'utu lima nabeni misvaren, felebba felebbey yedey misverin. Bakın, felebbey yedey. Evet, lebbadan sonra yedey ismi zahir gelmiş. Bu şazdır. Çünkü biz dedik ki bunlardan sonra damir gelmesi lazım. Evet, da'utu çağırdım. Lima nabeni, başıma gelen sıkıntıdan dolayı, yani başıma bir şey geldi, çağırdım kimi? Misveren. Misver adındaki bir kişiyi, şahsı çağırdım. Felebba, yani telbiye etti, yani icabet etti benim davetime. Yani ben onu çağırdım, o da kabul etti. Felebbe yedey misverin. Misverin elleri icabet etti bana. Tabi yani misver icabet etti. Kişi genellikle elle yardım ettiği için diyor ki misverin elleri bana icabet etti. Evet, bu şazdır. Yani lebbadan sonra yedey kelimesinin gelmesi şazdır. Ve keza ilahu damire gaibin fi kavlihi, damiri gaibten önce gelmesi, yani ondan sonra damiri gaibin de gelmesi şazdır. Biz dedik ki damiri gayri gaib olacak. Bu lebbanın bir özelliği de. Ancak ondan sonra damiri gaibin gelmesi de varid olmuştur. İnneke lev da'uteni ve duni zevra'u zatu mitra'in beyunin lekultu lebbeyhi limen yed'uni. Bakın, lebbeyhi. Burada bu şiirde lebbadan sonra damiri gaib gelmiştir. Evet. Kalehu fi şerhi teshil. Müsannef bunu, yani ilad lebbadan sonra da miri gaibin gelmesini müsannef şerhu tesilde ifade etmiştir. Evet, şairin şiirini mana edelim. İnneke lev da'uteni, beni çağırırsan, ve duni hal hal benimle senin aranda da zevra'u, böyle bir sahra olsa, zatu mitra'in beyunin, o sahra ki, yani o çöl ki böyle kuyularla doludur. Zatu mitra'in beyunin. Beyun böyle geniş kuyu, içinde geniş kuyular da olsa, yani tehlike de olsa, amaç odur. Yani beni yardıma çağırsan ve benimle senin aranda sahralar olsa, o sahra ki içinde kuyular var, geniş kuyular var. Yani amaç tehlikelidir. Lekultu lebbeyhi. Yani ben lebbeyk derim yani ya. Geliyorum o derim o kişi için. Limen yed'uni. Yani beni çağıran için lebbeyk derim yani. Evet. Şimdi idafe ile ilgili başka bir meseleye geçiyoruz. Ve elzemu idafeten ilel cümeli, cümlelere idafe edilmelerini lazım kılmışlar. İsmiyeten kanet ev fiiliyeten, o cümleler ister ismi olsun ister fiili olsun, haysu ve iz. Yani haysu ve iz edatları cümleye idafe edilmeleri lazımdır. Yani cümleye idafe edilirler. Nahu celestu haysu celese Zeydun, fiil cümlesine idafe edilmiş. Haysu Zeydun calisun, bu da isim cümlesine. Vezkur iz kuntum kalilen, burada iz fiil cümlesine idafe edilmiş. Vezkuru iz entum kalilun, burada da iz isim cümlesine idafe edilmiştir. Ve şezze idafetu haysu ilel müfredi fi kavlihi. Yani şairin bu sözünde haysunun müfrede idafe edilmesi vuku bulmuştur. Bu da şazdır. Ema tara haysu Suheylin talia necmen yudî'u keşşihâbi lâmi'a. Bakın burada ema tara haysu Suheylin. Yani haysu Suheyl kelimesine ne yapılmıştır? İdafe edilmiştir. Ema tara, yani bakmıyor musun? Haysu Suheylin talia'n, Suheyl yıldızının doğduğu yere. Evet, doğuyor necmen bir yıldız olarak. Yudî'u ve parlıyor keşşihâbi lâmi'a. Evet, şihab yıldızı gibi böyle ışığı parlıyor. Şimdi biz dedik ki iz ne yapılıyor? Cümleye idafe ediliyor. Ve onun idafe edilmesi de lüzumidir. Yani lazımdır.
Şimdi diyecek ki bazen iz tenvinleniyor. Mesela izin deniliyor. O durumda lafzan idafe yoktur. Ve in yunevven iz tenvinlenirse ve yükseru dalu halil iltika sakineyni, iltika sakininden dolayı da dalı kesrelenirse, yani şöyle diyoruz, izin diyoruz. O zaman yuhtemelu ey yecuzu ifradu iz anil idafeti. O durumda izin idafeden kesilmesi ihtimal dahilindedir. Yani caizdir. Ve cealu tenvini ivaden amma tudafu ileyhi ve tenvi de mudafu ileyhiden ivad yapılıyor. Nahu ve entum hineizin tenzurun. Evet, hineizin, yani hine iz belagatil hulkum. Ve entum hineizin tenzurun, yani hine iz belagatil hulkum. Orada canın yani böyle sekarat haletinden bahsediliyor yanlış değilsem. Evet. Ve entum hineizin tenzurun. Siz de o zaman böyle baka kalıyorsunuz. Yani hine iz belagatil hulkum. Böyle can boğaza dayandığı zaman. İşte burada izin tenvin mudaf ileyden ayvettir. Ve ma ke iz ma'nen ey fil ma'na. Ma'na iz gibi olanlar ki ve huve kullu ismi zamanin mübhemin madin. Tüm ismi zamanlar ki mübhem ve madidirler. Mesela hin, vakt ve yevm kelimeleri gibi. Ma'nen iz gibi olan kelimeler ke iz adif. Onları da iz gibi ne yap? İdafe et ilel cümleteyni, iki cümleye, yani hem ismiyeye hem fiiliyeye. Yani manen iz gibi olanlar lafzanda iz gibi ne yapılıyorlar? İdafe ediliyorlar. Tabi cevazen. Bu caizidir ve vacibi değildir. Nahu hine ca'e nubis. Hine ca'e nubis, yani burada evet ne olmuştur? Hine kelimesi ismi zamandır, mübhemdir ve ne yapılmıştır? Fiil cümlesine idafe edilmiştir. Ve ci'tuke hine el haccacu emirun. Burada da yine hine kelimesi zarf-ı zamandır ve isim cümlesine ne yapılmıştır? İdafe edilmiştir. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitiyor. Allah-u Teala istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin.